Yakut'tan, Zümrüt'ten medet boşuna. Hepsi bir gün döner çakıl taşına. Bakıp da o genç yaşına sanma ki önünde seçenekler çok. Ya iman ya isyan. Üçüncüsü yok. Efendim üçüncüsünün olmadığı ya imanı seçip kurtuluşa ereceğimiz ya da isyanı seçip sapkınlığa düşeceğimiz hatta belki de o sapkınlıktan pişman olmaya vaktimizin olmayacağı bir hayatta yaşıyoruz. İşte bizler bu minvalde Cuma sohbeti programımızı şuurlu bir imana sahip müslüman şahsiyetini inşa etmek için oluşturduk ve ilk haftalarda müslüman şahsiyetin önemine değindik. Müslüman şahsiyet nasıl kazanılır, nasıl korunur bunlardan bahsettik. Akabinde dedik ki Müslüman şahsiyetin temel vurgusu imandır. Ve imanın şartlarını sizlerle paylaştık. Allah'a inanmak, meleklere inanmak, kitaplara inanmak, peygamberlere inanmak, ahiret gününe inanmak, kaza ve kadere inanmak dedik. Ve imanın da ana esası Allah'a imandır. Çünkü bizler imanı hep etrafımızdaki kişilerden, ailemizden, büyüklerimizden, sevdiklerimizden gördüğümüz şekilde yaşıyoruz. Nasıl bir Rabbe iman ettiğimizi bilmiyoruz. İşte bu yüzden biz de ilk önce iman ettiğimiz Rabbi tanıyalım dedik. Ve Rabbimizi tanımanın yolu da onun isimlerini bilmek, sıfatlarını bilmekten geçiyor. Bu isimleri, sıfatları haftalarca sizlere anlattık. Şimdi de İmanın ikinci şartı olan meleklere iman bahsini bugün inşallah Sultanahmet Camii emekli ve emektar İmam Hatibi Emrullah Hatipoğlu hocamla birlikte sizlere aktaracağız.